alacağım. Gelin ölen bura bakalım. Yepyeni bir marka, yepyeni bir yatırım geliyor. Ya Azizem geliyor, Azizem. Bu Azizem sadece memlekettekilerde değil, memlekete gelecek olana da hizmet edecek. Heyecancığım da bundandır. Merak edin biraz. Azizem'i de, yatırımcıyı da söyleyeceğim size. Ama şimdi değil. Bu Azizem var ya, bu Azizem allem gallem edecek ortalığı. Bütün halk, bütün avu Kıbrıs dünyası öğrenecek bu Azizem'i. Elle Cumhuriyeti de öğrenecek, Angolem de öğrenecek. Oylar yüreğim, kız seni görünce. Her yerde haber var dedik ve bugün Doğancı Elye köyüne geldik. Elye, ben bu bölgede doğdum, her zaman söylerim, biraz aşağıda Yeşilyurt'taki hastanede, ama Gaziveren'de ya da Gaziveran'da doğduğum dönemde yaşadım. Sonrasında azıcık Lefke'ye gittim, sonrasında tekrar Gaziveren'e geldim. Benim çocukluğumun çok önemli bir köyüdür Elye. Öyle öğrendim adını. Sonradan Doğancı olduğunu da bize söylediler. Hep aklımda Elye var aslında. Av dönemi, özellikle büyük av dönemi. Şu anda söyleşi yaptığımız bölgede de çok fazla zaman geçirdim. 2008'den beri ne yazık ki bir tek kuş bile vuramadım, ama olsun. Büyük av, ince avı kapattık, üveyik avını kapattık şimdi. Büyük av dönemi önümüzdeki birkaç hafta içerisinde başlayacak. 4 Ekim'de başlayacak galiba. Bir hafta önce, seçimlerimizden bir hafta önce pazar günü başlayacak. Öyle biliyorum en azından ben. Öyle değil mi ama? 4 Ekim'dir galiba. Bir hafta sonra biter abi. Bir hafta daha var ince. Ondan sonra doğrudur. Bir hafta daha var ince. Bir pazar daha var. Evet, çok güzel. İnce hava açık mı burası? Buraları. Evet abi, açık. Açıktır ince havada. Belki bu pazar yine geliriz öyle ufaktan biraz bakalım diye, ama tabii av ruhsatı sorunumuz var. Biraz pahalı olması nedeniyle bir haftalığına çıkarır mıyız? Yoksa kaçak mı geliriz? Aman polis duymasın durumları. Neyse, işin şaka kısmı bu. Bugün Elye'deyiz. Elye'de çok sevdiğim ovaların, çok sevdiğim tarlaların içerisindeyiz. Elye'nin en önemli özelliği, Elye'nin tabii ki ganimet bir köy olmamasıdır. Elye'nin en önemli özelliği üretmesidir. Elye'nin en önemli özelliği hep muhalefet olmasıdır aslında. Muhalif bir köydür her zaman için. Elye'nin en önemli özelliği çok güzel insanların yaşıyor olmasıdır. Sol tarafım Angolem, karşı tarafım Elye, arka tarafım artık biraz Gaziveran Ovası, sonra Aydınköy, Güneşköy ve Güzelyurt gidiyoruz. Çok yavaları gidiyor. Yani mekanı belli ettik. Elye biraz hafif sağımızda, ama buraya da açılıyor. Çok güzel evler yaptılar bu bölgeye. Bu arada belirtelim, çekimimizi 23 Eylül. Bugün 23 Eylül mü, 24'ü mü? 24'dür galiba. 24 Eylül'de yapıyoruz. 24 Eylül'de. Yağmur, doğru dürüst yağmur hiç yağmadı. Meteoroloji diyor ki yarın yağacak. Yani 25 Eylül'de bekliyoruz. Hava sıcaklığı 30 ile 35-36 derece arasında ülkede değişiyor. Sahiller biraz daha serin. Burası bugün 30-31 derece, ama güneşte çekim yapıyoruz ve rahatsız etmiyor. Güzel bir esinti var. Arkamızda bir börülce tarlası var. Sol tarafımda da hıyar tarlası dediğimizde aslında hıyar tarlasına döndü. Evet, hıyar budur abi. Doğru. Salatalık. Evet, hıyar doğru. Tarlası. Bir 10 güne 15 güne de artık buradan da ürün alacağız. Sevgili Recep Tozanlı ile birlikteyiz. Yine çok genç yaşlardan tanıdığımız üretici bir arkadaşımız. Önce şöyle girelim. Biz üreticinin sorunlarını tartışacağız, ama Doğancı önemli bir siyaset merkezidir aslında. Evet, doğru. Yani özellikle anlam planı döneminde de ünlenmiş bir yerdir. İşte ilk barış ateşi yandı falan. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Nasıldır ilgi Doğancı'da? Yani ülke genelinde ilgi düşük gibi görünür. Hani katılım oranı düşük olacak deniyor. Doğancı'da nasıl olacak sevgili Recep Tozanlı? Öncelikle abi hoş geldin. Hoş bulduk. Yani her zaman olduğu gibi bütün sorunlarımıza eğilin. Evet, sağ olasın. Bugün de geldin, hoş geldin, sefa geldin.
Teşekkür ederiz. Seçimi de merak ettim bu arada, sorunlarla birlikte. Seçimle ilgili de şimdi seçim dediğiniz gibi Doğancı muhalefet köy olduğu için her zaman yani böyle şeylere, seçimlere ilgisi vardır. Evet. Çoktur. Sol sağ oranı buradan, nedir genelde? Eskiden 90'a 10'udu. Ama şimdi öyle değil gibi durur. Şimdi 90'a doğrudur da şimdi o oranlar biraz değişkendir. Yani evet. UBP'nin seçmeni de var, solun seçmeni de var, ortada olan seçmen de var. Ama bu zaman içinde gördük, yani biz yaşadık. Yani oy oranlarını, UBP'nin oy oranlarıyla solun oy oranları bazen de yani eşit olabilir. Evet. Yani aynı adayın üzerinde 50'de uzlaşabilir. Yani bu o şeyimiz de var. Evet. Yani bir kısmı soldur, bir kısmı sağdır, onu diyemeyik. Evet. Yani var ama böyle değişken olduğu için yaşadık. Yani bunları gördük. Evet. Geçen seçimlerde gördük. İlgi olacak mı? Akıncı'nın seçimlerinde gördük. İlgi olacak, ben tahmin ederim. Özellikle gençler ilgilidir abi. Yani sandığa gidecek. Yani evet. Marketlere gidiyorsak sandığa da gidecek. Yani bir önlem bu dönemlerde, kötü zamanlardan geçmiş olmamıza rağmen gidecek. Yani zaten sandığa gitmemiz muhakkaktır. Herkes eldivenciğini takacak, evet, maskeciğini yani takacak, evet. Sandığa gidecek. Hiç bugüne kadar Covid-19 vakası rastlandı mı ya da koronavirüs oldu mu Doğancı'da? Doğancı'da olmadı abi ama bizim yani köy içinde olmadı, yaşamadık ama bu askeriyenin şeyinde yaşandı biraz, Türkiye'den gelen yeni celplerde. Onlar da 3-5 gündür ambulanslar geçer. Onlarda biraz sıkıntı olduğunu duyduk ama onlar da ayrı yerde tutulduğunu söyledi. Kendi karantinasını çok iyi başarıyorlar. Komutan öyle dedi. O şekilde onlar da kendi karantinasını aldılar. Yani köyün içine salkan bir şey yok. Yok. Hepsine geçmiş olsun deriz tabii ki. Hepsine kolay gelsin. Her geldiğimde burada üretici arkadaşlarla genellikle patates sorununu konuşuruz. Yine patates. Evet, temel maddemiz olur abi. Toprak ürünleri kurumuyla sıkıntı yaşadık. Nelerdir onlar? Şimdi geçmişten beri gelen sorunlarımız var abi toprak ürünleriyle. Şimdi toprak ürünleri bir karar vermelidir. Tüccar mı olacak? Toprak ürünleri kurumu mu olacak? Yani toprak ürünleri kurumu dediğinde Türk üreticinin yanında olması gereken bir kurumdur. Evet. Ama bunun tam tersi oluyor abi. Üreticiye tohumu getiriyor yüksek fiyatlardan. Bir de girdi maliyetlerimiz var bizim. Taban fiyatlarımız çok pahalı. Evet. Libazmasından tut da her şeyine kadar. Evet. Adam getiriyor. Elektriğimiz asbelkader öyle. Şimdi adam getiriyor bize. Örneğin Hollanda'dan geliyor. Çoğu patates de Hollanda'dan geliyor. Taban fiyatı belli. Bizim üretip size vereceğimiz fiyat niye belli değil? Bunu kim belirleyecek? Yani taban fiyatını belirliyor. Ama üreticinin satışının taban fiyatını belirlemiyor. Evet, parası peşin. Hollanda'dan geldi mal. Ocak'ta zaten yine tekrar toprak ürünlerinde kurumdan bizi aradılar. Ne kadar para istersiniz? Miktarınız ne kadar istersiniz? İşte meblağımızı biz söyledik. Onların fiyatı belli. 7 lira 8 lira atıyorum işte neyse. Ya geçmiş dönemlerde öyle aldık. Bu dönem bilmem artık doğa euro yükseldi. Kilo fiyatı 7-8 lira tohumluk patatesi. Evet. Biz bunları alıyoruz veya üreticiye benim gibi. Ürettiğimiz malın fiyatı belli değil. Evet. Bunu Türk lazım ayarlasın. Türk ayarlamaz. Sen Türk bıraktı bizi böyle salma yani zembilden sakine o saat gökten indire hiçbir yerden haberi yok. Sen bize bu patatesi satıyorsun üreticiye. Niye fiyatlar belli değil? Gübrenin fiyatı belli. İlacın fiyatı belli. Tarladaki üreticinin fiyatı belli değil. Buna hasbelkader tüccar da uyar tabii ki. Tüccara verin malı. Tüccarda ne kilo var ne fiyatı belli değil bizim üretimimizin. Evet. Bizim bütün girdi maliyetlerimizin fiyatları belli. Hıyarın tarladan satış fiyatı belli değil. Böğürücenin belli değil. Notlara baktım. Gerçek patates üreticisine verilmiyor bu. Evet. Eskiden en önemli sıkıntılardan. En büyük sorunumuz odur abi zaten. Yani haksız rekabet olur. Şimdi adam örneğin bir devlet dairesinde çalışır. Asbel kadar o devlet dairesinde çalıştığı için bir aylığı vardır. 3 evet. milyon, 5 milyon, 10 milyon neyse örnek atıyorum. Ama üreticinin bu şansı yok. Biz alırız bir 20 milyarlık, 30 milyarlık bir üretim maliyetimiz var. Bizim özellikle Ocak aylarında. Bu parayı biz toplayamadığımızda nasıl ödeyecek çekleri? Ama memurun böyle bir sıkıntısı yok. Evet. Arkadan aylığı gelir. Evet.
Güney'e satış nasıl olur? Nasıl gitti? Dün çünkü yeşil hat tedbirleri kaldırıldı falan deniyor. Güney'e patates satışı. Güney'e geçmiş yıllarda patates sattık. Evet. Yani o şeyleri, onlar ticaret dairesi üzerinden alın vergi yok yazısı falan. Onları sattık. Ticaret odası. Ticaret odasından evet. alın onları. Onları sattık. Ama bu sene onlarda da sıkıntı olduğu için bu sene zorlandık. Yani bizim maliyetimiz, üzerimize maliyet 2 TL bir patates kilosu. Marketlere götürdük. 1,5 liradan yukarı şey vermedik. Yani 50 kuruş şeyimiz var. Kilosunda zararımız var bu sene patatese. Peki hala var mı patates? Toprakta patates yok. Bunu evet. Üretimini biz ilkbahar aylarında söküp deposu olan, soğuk hava deposu olan depoya verdi. Olmayan da tüccarın inisiyatifiyle aldı. Tüccara verdi. Artık Allah'tan ne koparsa verdi. Ergen'in göğününden ne koparsa. Evet. Öyle yaptılar zaten. Evet. Ve bu durumda da biz patatesten bu sene beklediğimiz parayı kazanamadık. O yüzden dolayı abi ben yolların... Şu anda kaç adır kilosu? Abi zaten 1.40-1.50'den yukarı ben patates vermedim. Of. Yani benim maliyetimin 60 kuruş aşağısı patates verdim. Şimdi zaten benim öyle bir gücüm yok. Öyle bir maddi gücüm de yok. Olanak sağlayayım beni, sermaye edeyim marketlere, şeyler. Öyle bir gücüm yoktur benim. Evet. Ha şimdi bunu devlet edenler bilmez mi? Herhalde bilmez. Yani ya Şabal'a giderler, ne bileyim, doğa alırlar. Herhalde onlarda haberleri yoktur. Tarım Bakanlığı'nda yoktur herhalde. Evet. Böyle bir kısır döngüde dönüyoruz abi. Ben şahsen bu sene patates üretimi dönemi geldiği halde patateslere gidip göstereceğim size depoda. Ayırmış olduğum depoda patateslerim var. Soğuk hava deposunda. Onları dahi ekmiyorum. Ben bu işten vazgeçtim. Bulsunlar, memur bulsunlar. Bir cez emekli şey bulsunlar. Onlara versinler patateslerini. Onlar eksin. Yani biz gerçek üretici bu işten ben şahsen ekmiyorum abi. Patates üretiminden ben bu dönem vazgeçtim. Paranızı alabildiniz mi? Paramızı toplayamadık abi. Biz toprak ürününe verdiğimiz parayı yarısını almadık. Ben 4.000-5.000 kilo patates aldım tohumluk. Bu da 28-30 bin lira tekabildir. Artılı bazması var bunun. En yüksek fiyatla. Tarım dairesi bir şeyler, Tarım Bakanı bir şeyler yapmaya çalışır. Girdiği maliyetlerinden libazmanın, gübrenin yani düşme fiyatlarına ilgili birazcık ilgilendiğini duydum Tarım evet. Bakanı'nın. Ama fiilatta bir şey yok bize. Yani her gün yani yükseliyor. Devletin size toprak ürünlerini size vereceği var mı? Tabii. Var. Biz, evet o aldığı patatesi de. Mesela aldığı patatesi Nisan'da Mayıs'ta söküp ilkbahar ürünü aldığı patatesi hala daha ödememiştir. Nisan Mayıs. Evet. 9. ayda ya. Bir 9. ayda çıkıyor. Hala daha patatesleri ödememiştir. Alacağımız var yani. Tabii. Üreticinin alacağı vardır. Hala daha ödememiştir. Evet. Bu durumda, bu bağlamda biz... Buna size nasıl cevap verirler? Ne derler yani? Abi hiçbir şeyleri yok. Yani hiçbir gerekçeleri yok. Bu parayı sen aldın sattın. Niye ödemen üreticiyi? Üretim zamanı geldi tekrar. Nasıl alacak libazmasını bu adam? Zaten evet. Libazmanın fiyatı 80 TL'ydi. 150 TL'lere, 180 TL'lere kadar çıktı bazen. İşçilerimiz var bir sürü tabii ki. Personelimiz var. Tabii yani bunları biz her ay açar kapıyı. Salatalık ektik. Vergilerimiz içi çalıştırır yanımızda. Vergileri, sigortaları. O ayrı bir konu zaten. Salatalık ektik. Evet abi. Kaç dönümdür burası? Yaklaşık burası bir 2-2,5 dönüm var abi. 2,5 dönüm salatalık. Bunu toplamak 4000, için... 4000 civarı salatalık var abi burada. 4000 kök olarak. Evet. Kaç kilo beklerik buradan? Vallahi şimdi abi biraz şimdi mevsimine göre biraz tonajlar düşebilir, yükselebilir. Biraz soğuyacak hava haliyle evet, soğudu, az çıkacak. Kışın kışa girdiğimiz bu aylarda. Çok yağmur zarar verir mi buna? Verir abi. Ama az yağmur vermez. Verir. Şimdi buna verir. Çünkü bu açık tarla hıyarı olduğu için bunun tohumu. Buna yağmur zarar verir. Çünkü bu yaz ürünü olduğu için verir. Ha, tonajımızda da biraz düşüklük olacak. Çünkü... Örneğin yani 5 kilo. Yarın yağarsa bu büyük bir risktir değil mi? Evet bu risktir abi. Bunu biz risk alarak üretim yapalım. Ne yapacaksınız? 3 dönüm tarlayı kapatacaksınız. Yok kapanmasın. Kapanmaz abi. Çekecek zararımız neyse toprak ürünlerinde olduğu gibi. Zaten ilk defa zararımız değil. Devletten her sene böyle bir zarar yedik. Çekecek damama lastiklerin dışarı. Bir çapa gene. El elde baş baş takip. Yalandır deme ha. O hikayeye dönecek yani işimiz. Aynen öyle abi. Sürenin içine durumlanır. Sürecek kendi içine abi. Bakanlıkta mama lastiklerine süreleyim. Bu patates işi zaten böyle bu dönemlerde böyle giderse
Bütün her şey, fizikiyelerim var. Dörtlük borular var. Onlar da satılacı yaratacağım. Evet. Bulsunlar eksinler daha ihtiyaçlı adamları. Versin toprak ürünleri badezeye eksinler. Yani evet. 18 yıllık bir üretici olarak ben bunları dile getirmek isterim abi. Burada da böğürücemiz var. Burada da böğürücelerimiz var abi. Taze böğürücelik. Peki tüccarımız geliyor bunları evet. Alıyor değil mi? Bir de tüccar ayağı var. Onu markette de satan, marketleri hafta içi de satan. Evet abi biz şeylere gidiyorduk bu açık pazarlara. Evet. Açık pazarların kurulduğu yerlere. Fakat bu pandemiden dolayı insanlar birazcık şeyden gelmemeye başladı. Yani işler düştü. Evet. Yani satışımız yok denecek kadar azaldı. Markete yöneldi daha fazla insan. Evet, markete yöneldi. Gider belli bir saatler az olduğu araçların, insanların az olduğu zamanlar alışveriş yapar, evine döner. Bu bağlamda satışımız azaldı, ona da gitmiyoruz şimdi. Fatura verir mi size tüccar? Benim en çok merak ettiğim konulardan bir tanesidir bu. Evet. Ya da nasıl yaparsınız o işleri? Yani sizi suçlamak gibi olmasın ama devletin buradan ciddi bir KDV'dir, ciddi vergidir, kaybı var mıdır yani? Açık konuşalım. Kesinlikle var abi. Yani şimdi bizden aldığı zaman bu örneğin böğürücüyü hiçbir fatura vermezler. Hiçbir fatura yok. Yalnız kasayı yazar abi. Kasanın içinde yarın o bir gün de şikayet edersen kaç kilo olur bu kasa? Tüccarların tümünden bahseder. Bir tüccar değil. Hepsi aynısını yapar abi. Abi birkaç tane varsa işlerinde benim bilmediğim olabilir. Onlar da onlara zaten ben yorum yapmıyorum. Şimdi geneli öyledir abi. Verin gene kaç kilodur? Kiloyu yazmaz adam. Kasayı 10 kasaysa 10 kasa yazar. Çünkü kiloda yarın o bir gün dersen ya ne be kardeş? Bunun içinde 20 kilo vardı. Yo ben 20 kasa yazar burada. Hani orada da bir şey yapamam abi. Yani Ali Cengiz oyunları var burada. Nasıl yani sen 1 kilo böğürünce hiç satman? Değebilirse abi yani değebilir adam çünkü kasa hesabı yazdı. Değebilirse 10 kilo varsa bir kasada 5 kiloydu kasa. Değebilir. Değebilir abi tabii. Onu değebilir. Yani o yüzden kasa yazar. Yani kilo yazmaz. Bu işlerde çok ciddi fatura sistemsizlik yok. Var. Biz bütün kadavelerimizi öderik abi. Bu pandemi evet. Dolayı girdi. Dünyada şey bir affımız olmaz. Biz ihtiyaç sandığımızı yatırırız. Sigortamızı yatırırız. Artı yanımızda çalışan adamlar var. Artı onların yatırırız. Evet. Bir de bu sorunumuz var. Toplanın be insanlar. Toplanın be de gelin bura. Bir haber duydum. Vallahi size bir şey anlatacağım. Gelin ölen bura bakalım. Yepyeni bir marka. Yepyeni bir yatırım geliyor. Ya azizem geliyor azizem. Bu azizem sadece memlekettekilerde değil, memlekete gelecek olana da hızmet edecek. Heyecancığım da bundandır. Merak edin biraz. Azizemi de, yatırımcıyı da söyleyeceğim size. Ama şimdi değil. Bu azizem var ya bu azizem allem gallem edecek ortalığı. Bütün halk, bütün avu Kıbrıs dünyası öğrenecek. Bu azizemi elle cumhuriyeti de öğrenecek, Angolem de öğrenecek. Seni görünce oynar yüreğim. Kız seni görünce oynar yüreğim. Borç durumumuz nedir? Battık. Battık abi, üretici battı. Evet. Yani battık mı oldu? Yani bu durumda böyle üretim nasıl yapılırsa gelsinler bana toprak ürünlerinden ya da tarımda yaşayan adamları bir maliyet çıkarsın. Yani nasıl batmayık? Onlar bize evet. Tarif etsin bu işi. Kaç kilo badadeze? İki çocuğun var senin. Evet abi. İkisi de bu sene online eğitim yapar. Online orada da biraz sıkıntı yaşarız abi. Evde internet var mı? Evde internetimiz vardır abi. Zor topuz. Yeterli hızı var mı? Bazen kesilir. Bugün sabah girdik işte. Evet. Çocuklar girdi 8.30-9'a doğru falan girerler. İkide bir de çocuk geliyor ama baba kesildi şey internet kesildi falan. 3 defa geldi yanıma. Evet. Bir bilgisayar, yeni bir bilgisayar kaç okka badadezdir? Kaç dönüm badadezdir ya da? 1-2 dönüm badadezde tek abidir abi. Bu maliyetlerin bizim. 2 dönüm badadez. En az abi. Yani 6000 kilo. Yani söylemek istediğim şudur. Yani siz ekersiniz ama siz mesela biliyorum çocuğunuza 2 tane bilgisayar aldınız bu sene online. Evet. Mecburiyetten aldık abi. Evet. Yani aldık bulduk buluşturacaksın alacaksın yani evet. Ne yapacaksın çocuk biz zaten evde kaldılar o sıkıntıları var. Evet. Bir daha bir şey yapmayacak çocuklar en azından otursun bilgisayarın başında ödeyeceğini yapsın diye. Aldık ondan bundan bulduk buluşturduk aldık. Fakat maliyetler yüksek olduğu için 2 dönüm badalese takabilirdir abi bu yaklaşık 7-8 milyar bir paradır. Cevizcinin çuvalı. Şey öyle oynar abi bir daha o sorunumuz var. Şimdi götürürsün dedik biz götürelim marketlere götürelim.
Ama tüccarlar öyle bir alıştırır marketçileri. Benden alır. Ahmet'ten, Mehmet'ten, Hüseyin'den malı. Cebinde parası yok ya şeyin. Satılmayan iyi de alırız ha. Dur bakalım be kardeş bakalım. Sen neyin... Nasıl olur yani satılmayanı iade alır? İade alır çünkü para vermez ya. Sen evet. Bizim cepten oynar. Bizim cepten oynar. Alıştırdığı yerleri tüccar. Satılmayan malı alırız biz geri. Sen öde bakayım da git vergenine bakayım. Sen öde. Bunları sen hiç çalıştır. Yani şimdi sizden bir tane market alır diyelim ki 10 kilo görülce evet. Parasını vermez. O onda değil abi. Şimdi mal verir gene. Mesela 10 kasa bir şey verir. Satılmayanı geri alırım der. Yine tüccar. Evet. Tüccar yani aracı marketçiye soruyor. Evet. Onu da kime yansıtacak satılmayan malı? 100 kilo aldı. Satılmayan 30 kilo vardı. 70 kilo. 70 kiloyu yazacak sana ödeyecek. Kaç paradan geçerse artık ona o da insafına kalmış. Cebinden kaç para çıkarsa. İşin, 30 kilo nerede? Bu işin çözümü, 30 kilo da üreticinin bu başına. Bu işin çözümü kooperatifleşme olsa. Çünkü Elye'de çok güçlü bir kooperatif var. Çok iyi olur abi. Taban fiyatımız belirlenmesi lazımdır. Her şeyin fiyatı belli abi. Evet. Her şeyin fiyatı belli. Bizim ürünün fiyatı belli değil. Bir tek orada sorun var. Sadece üretici biraz kazıklanıyor yani. Biraz değil. Biraz değil de çok abi. Biz burada... Peki hal yasasının olayı nedir? Hal yasası da çıkması güzel bir şeydir. Evet. En azından sınıflandırırık malı. Derse adam ki bu ebatta 50 santimlik domatesin veya patatesin fiyatı budur. 30 santimlik patatesin, domatesin fiyatı da budur. En azından biz de bilirik. Üretimimizi ona göre yaparız. Karşılığa ekeriz. Karşılamazsa bizi kurtarmaz kardeş. Ekmeğiz. Evet. Yani böyle bir şey yapmaları lazım. Dünyada bu böyle olur abi. Su. Su sorunumuz yani... Çok güzel yağmur yağdı. Yağışlardan dolayı şimdilik sıkıntı yok abi. Köyde evet, yani köy bazında yok. Evet. Yani çokluk geçmiş senelere göre su sıkıntımız yok. Yani suda herhangi bir sıkıntı yok. Yani geçtiğimiz sezon çok güzel yağmur yağdı. Evet, evet. Dolayısıyla bir sıkıntımız yok. Peki köyün içme suyu nereden gelir? Onun sıkıntısı var. Bizim kendi kuyularımız var köyde. Var abi var. Lefke tane... Belediyesi yönetiyor. Evet, Lefke Belediyesi. Bizim yani kendi miktarlarımızın da vardı. Bizim şeye bağlı değil yani. O Türkiye'den gelen suyla alakamız yok. Yok, biz dolayısıyla hiç... köyde su sıkıntısı yok. Tarlada veya evde şu anda yok. Tarlada da yok. Çünkü bizim Türkiye'yle bir o gelen suyla pek bir ilişkimiz yoktur. Yok. Hatta yani tarlalara, bahçelere bile almıyoruz. Yani bizim Elye'nin ovalarının sınırlarına onlardan dahi almıyoruz. Yok, daha gelmedi zaten bu taraflara. Ha, yani gelse bile... İhtiyacımız yani zahmetmez çünkü biz Lefke'nin barajından alırız bazı evet. Şeylere. Diğerleri de su motorlarından, kendi özel su motorlarından bahsediyoruz. Lefke barajından gelir mi? Evet abi. Gelir. O yeni yoldan gelir. 1980'de Türkiye'nin ilk derivasyon ya da suyla alakalı ilk projesi bu köyden başlar. Evet abi. Altından geçer. Köyümüzün evet. Altında hala daha var. Geçer. Buradan geçer ve Güzelyurt'un sözde yeraltı suyunu. Ne kadar çalıştı o iş? Hiç mi çalışmadı? Bize göre vallahi o iş abi yani çok bir şey değil yani çok bir o dedikleri gibi çok bir geçerliliği yoktu yeraltı havzasının beslenmesi daha evet. Çıkması zaten denize akar. Ama o su çakmadı yani değil mi yoksa? Aktı abi bu sene aktı. Bu sene geldi yani. Ya güzel. Çok güzel ya. Evet ama boşa gitti. Yani. Boşa gitti hep dereler, Pendera Deresi, Lefke Deresi, bizim köy. Bu dere de geldi abi bu gördüğünüz dere. Angolem Deresi değil mi? Angolem Deresi çok güçlü geldi hatta 2-3 sefer geldi son Mayıs'larda da geldi. Evet. Son yağan yağmurlardan. Çok güzel aktı yani. Bu sene... Ama değerlendirebildik mi? Hayır. Ama bu bütün ülkede sorun değil mi? Keşke bütün ülke... Yani biz buraya, benim çocukluğumda burada Bentler vardı. Evet. Gayet iyi hatırlarım. Evet. Dere geldiği zaman Elye Gaziveran sokaklardaydı bahçesini suvarsın diye. Çünkü doğrudur. Her köyün bendi vardı. Onlar da yıkıldı değil mi? Onlar da yıkıldı. Zamanla bu su azlığından 20 seneye yakın, 20-25 sene, 30 sene diyeyim. Gelmedi bu dereler. Her köyün hani bir bendi vardı. Evet. Ark dediğimiz. Ark veya bent. Çünkü evet. O suyu tutar ve köye çevirir. Evet. Ve salma alırdı insanlar. Evet. Bahçelerini su vardı. Bu Angolem'den, gördüğünüz Angolem'den girerdi evet. Dereden. Te bu Lakşeze ovalarına kadar bu su giderdi. Doğrudur evet. Dediğiniz. Aydınköy'e kadar. Aydınköy'e kadar. Te Gaziveren altına kadar, Gaziveren'e kadar giderdi. Yani benim söylemek istediğim biz aslında hiç yönetemedik suyu. Yok. Su politikamız hiç yoktur abi. Evet. Yani kuyular açısından da yoktur değil mi? Torpili olana kuyu izni de verir. 8 tane kuyusu olana bir tane daha verir. Hiç olmayana bir tane vermez. Hala daha köyde var. Bunun örnekleri vardır. İsim olarak da size söyleyebilirim. Gerek yok ismi ama en korkunç siyasi hatalarımız arasındadır. Evet bana
3 tane oy verecek. O onun ailesi 5 tanedir. Bunun ailesi 1 oyu vardır. Bu da bizden değildir. Bu soldandır. Bu sağdandır. Ve üretime dahi siyaseti karıştırdılar. Yani evet. Bu kadar... Yani sadece ülke genelinde değil, köylerde bu kuyu işleri de sıkıntılıdır. Bir sorun başka soruna geçeceğim. Çöp. Çok fazla çöp dökülüdür her derenin içine. Angolem Deresi de aynı şekilde. Yani arkamda bile molozları görürüm. Bunu önlemenin yolu, yöntemi, yordamı var mıdır? Mesela muhtarlığın elinde siz azasınız. Yetki var mıdır ceza kesesiniz? Şimdi muhtarlığın elinden bütün yasaları aldılar abi. En önemli bir kurum olan köyün muhtarının bütün elinden yasaları aldılar. Şimdi olası bir krimine olayda bile en fazla işi bilen muhtardır. Evet. Yeni gelen köye birisi kimdir? Hemen de muhtar bilir. Kim yaptı? En azından onları çözerdi muhtar. E şimdi bunları muhtarın elinden aldılar. Bir su kuyumuz vardı Petre'de. Onu dahi siyasete alet edip onun halimizden aldılar. Su kuyusu Petre köyünde. Su kuyusu var. Müktarlığındır o kuyu. Müktara da sorabilirsiniz. Gidip yani sorun. Eskiden beri Elye köylüleri. Tabii abi 74'ten kalma bir kuyumuz var. Rumundur. Evet. Bunu müktarlığa verdiler. Köy kullansın. Köyün halkı kullansın. Ama bireysel olarak değil. Ve onu şahsa devrettiler. Şahsa devrettiler abi. Onu bir şekil müktar da bunları yazdı. Zaten müktar daha iyi bilecek bunları. Evet. Yani bireyin de bilgim var tabii. Ve Ali Cengiz'dir beraber. Bütün bunlar yani. Bütün bunlar Ali Cengiz. Siyasete yani dininle devlet işleri karışmaz diye bir olgu vardır. Dünle geleninde. Biz karıştırdık abi. Bizim yani, siyasetçiler. Her şey karıştı. Bizim. Karıştırdılar bunları. Her şey karıştı. Birkaç tane sorun var. Gene elektrik gündemde çok fena. Var mıdır köyde bu konuda sıkıntı yaşayan elektriği kesilen borcundan dolayı? Şimdi şu an benim buzun elektriği kesiktir abi. Ops. Kesikti. Çünkü 5600 TL elektrik borcum var. Evet. 5600 TL bir elektrik borcum var. Nefes. Badenezler de içinde değil. Elektriği kestiler. Kessinler, ödemezsen kesecekler. Ama nedir? Devletin burada bir bize üreticiye düşük bir maliyette verdiği elektrik var mı? Yok. Yani mesela kasinolara, otellere indirim var. Görürüz abi bugün yine gazeteler vardır. Yok. Üreticiye hiçbir, zaten onlar ödemez abi. Onlar hiç ödemedi. Katrilyonlar oldu, trilyonlar oldu. Görürüz zaten her gün gazetelerde görürüz. Adamlar başladı kessin. Vay sen midin kesen. E kesecek be kardeş tabii. Yani şimdi benim 5500 TL'yi keserse evet. Senin de 50 trilyonun kesecek. Kusura bakmasınlar. Evet. Kessinler yani biz ödemezsen kesecekler. Çok yoğun bir göç verdi Elya. Son yani çok yoğunluk yoktur abi son zamanlarda. Yok. Son dönem için söylemiyorum ama yani yoğun olarak özellikle 80'li 90'lı yıllarda. Evet evet o dönemin jenerasyonu yoktur abi şimdi köyde burada. Köyde değil onlar. Köyde bizim değiller. Bizim jenerasyonumuzdur onlar değil mi daha çok? Sizin ve üzerinizin öyle evet. Bir 10-15 yaş evet. Üzeriniz o peki, jenerasyon köyde yoktur köyde abi. Köyde kalanlar yurt dışı. Ne yapar şimdi yani gençliğin en büyük sıkıntısı nedir mesela? En büyük sıkıntısı işsizliktir abi. Bir daha bu üretimin belirsizliği yani adama değemen şimdi benim yaşımda üretici yoktur. Gelmez de 20'li yaşlarda hiç yok. Çünkü adam toprağa sarılmaz. Çünkü topraktan bir şey yok. Evet. Adam üretecek biz ellasını paklasını badale. Kime satacaksın? Tüccara. Tüccar para getirmez. Evet. Boşuna niye uğraşsın? Adam oturur kalır hiçbir şey yapmaz. Haklı olarak. Ben hak verdim gençliğe. Nasıl geçinirler? Annelerinden babalarından bir geliri var işte. 3 kuruş, 5 kuruş ya da özele gidebilen gider. Son zamanlarda biraz bu hükümetin almış olduğu bir 5000-6000 bilmem artık rakamlar ne değil geçici sistem. Aldılar mı köyden de birkaç kişiyi? Birkaç kişi bilirim aldılar. E güzel iyi ettiler yani. Ya iyi o, yani herkes işlesin. Hiç eleştirmiyorum o konuda. Yok yani Allah biz eleştirmeyi işte insanlar işlesin evet. İşsizlik büyük bir bu sorun. Bu arkamız Böğürülce'dir değil mi? Evet abi bu Böğürülce'dir. Sonları mıdır artık bunun? Bunun sonları sayılır abi yani bu bir hafta iki hafta daha bir toplama dönemi var. Çünkü çiçek açar abi gördüğünüz gibi bu sarı çiçekler eder. Evet. Bunlar daha Böğürülce'dir gördüğünüz gibi. Evet. Var yani üzerlerinde vardır. Bunları toplayacak daha. Edecek evet. Bir sudan sonra bunlar tekrar birkaç kez daha toplanacak. Evet. Bu kaç dönümdür? Bu da yaklaşık bir buçuk dönüm bir şeydir abi. Kaçadır Böğürülce'nin kilosu şimdi? Böğürülce'nin kilosu... Taze Böğürülce'nin yani. Birkaç defa tütler arası olduk. Almazlar dedi. Bir markete götürdüm ben kendi elimle. 4 lira 5 liradan veririz. Kilosunu. Kilosunu.
Ha, onlar daha biraz uzundur vadeleri, ödeme sistemleri. Evet. Son yıllarda zeytin ektik ama değil mi biz? 50'ye bir miktar zeytincilikte sanki artış var gibi. Zeytincilikte var abi, doğrudur. Evet. En azından tüccar ayağına aradan kaldırmalı, dediğim gibi yani tüccar adama para vermez. Evet. Yani dolayısıyla zeytin direkt fabrikayla sizin aranızdadır. Evet abi. Yani birazcık sen avantajlıdır sanki. Ya, yani Tegel'den toplarsın kendini. Çakı zezi vardır. Siyah zeytin istediğin gibi, evet, onu ayarlan. Götürün. Evet. Onlarda biraz şey var. Bir de bahçe, narinciyeye döndü insanlar. Yani bu şimdi uğraşmak istemezler. Yani ne şey inan, ne devletin tüccarı inan, ne daha halkın, evet, tüccarı inan. İstemeze uğraşsınlar. Narinciye konusunda köy önemli, zengin köylerden biri yine narinciye. Evet, narinciyemiz kalitelidir abi. Evet. O mandora dediğimiz, evet, ürün. Ama diğer ürünler olsun kalitelidir. Şu anda mandoranın da fiyatı belirlenmiştir değil mi yoksa? Mandoranın fiyatını yine orada devlet politikasının devreye girmesi lazım ki oturup belirlesin. Bunların tarım mühendisleri vardır, ziraat mühendisleri vardır. Otursunlar maliyetlerini, bu doların girdiği maliyetleri vardır, yükselme faaliyetleri vardır. Nedir bunu kurtaran adamı? Geçen sene 2 lira verdi. Bu sene 2 lira kurtarır mı bu adamı? Kilo. Mesela atıyorum. Evet. Gel bir daban fiyatı belli ki tüccara... Çok güzel bir tip ama mandorona, bu mandora değil mi? Mandora King dediğimiz güzel bir üründür abi. Dayanıklıdır. Evet. Tadı da çok hoş yani. Tadı da çok hoştur. Zaten o özelliği olduğu için ihracatı güzeldi. Evet. Yani birkaç haftada bir şey olmaz, ezilmez, evet, erimez, sağlam kaldığı için ihracata gider. Ve geri siyasete dönelim. Evet abi. Barış ateşine dönelim. Evet. İnanılmaz bir heyecanla 50'ye o muhalif ruhuna çözüm, barış, anlam planı ve çok da yüksek bir evet oranıyla, evet, köy. Doğru. O yılların o ateşi ne durumdadır şimdi? Şimdi o ateş yani... Hala bir dumancık var yoksa? Duman var. Ha. Var. Yani vardır ama o heyecanda mı? Değil. Ateş yok. Ateş yok. O heyecanda değil. Çünkü bizim seçtiğimiz siyasiler gördük ki yani hep aman daha iyi nasıl emekli olurum bağlamındadırlar. Hep bunu göre vatandaş da biraz geri durur artık yani bakalım başımızın çaresi yani bunlardan bir şey olmaz. Daha iyi emekli olurum derken yeme yutma meselesine. Evet abi daha iyi emeklilik yani iyi emeklilik. Hiçbir vatandaş için yaptıkları hiçbir şey yoktur. Bir tek umut vardı, bir barış yapalım. Hala daha ben barışın savunucuyum zaten. Bir barış gelmez zaten hiçbir şey düzelmez. Zaten ondandır bu şeyler. Çektikleri. Plansız, mi? Programsız üretim yaptığımız işler. Ondandır. Fakat aynı heyecan var mı? Yok. Ama bu Elye'nin içinde devrimci ruhu özellikle gençlerde vardır. Yüksektir. Yani. Yüksektir. Yani yaşama hırsı, devrimci hırsı, çalışma hırsı vardır abi. Muhalif hırsı dediğiniz gibi. Var, o var. Onu vardı. Kaybetmeyiz zaten. O. Evet. Kaç seçmenimiz var? Yaklaşık 2000 kusuru abi. Yaklaşık 800 seçmen, 850 bu oynar yani, evet, seçmenimiz vardır. Evet. Bunlar hep sandığa yani en azından bir 700 tanesi gidecek. Gider yani gider. Gitmiş geçmiş seçimlerde gitti. Evet. Bu dönemlerde de bilmem artık oran ne olur. Evet. Son iki seçimde gitti yani yaklaşık 700 mesela şey vardı. Müddalık seçimi vardı. Ona gittiler. Ondan bir önce belediyeler seçimimiz vardı. Onda da yüksekti oy oranı. 650'lerde, 700'lerde bir oy kullanım. Katılım. Daha fazla da olabilir. Evet. Bu seçime de gidecekler yani. Öyle düşünüyorum. Adaylar gelir mi köye? Kahve toplantısı falan. Hani yasaktır masaktır dediler. Vallahi son geldiler. Ben pek onlarla böyle bir zamanım yani. Karşılaşmak da istemem abi. Öyle bir zamanım da yok zaten. Evet. Bunların çapasıdır, suyudur, toplamasıdır. Onları yaparız. Şimdi kış ürünleri vardır. Badezi çıkarttım listeden. Badezi ekmiyorum zaten. Bunlarla uğraşırız. Elyenin karpuzu? Karpuzda da bir şey anlamadık abi bu sene. Bu gördüğünüz alt kısım karpuzu zaten. Evet, o sararan yer. Evet, daha ileride de
Gal vardı. 2-3 parça. Ne derler karpuz bittiğinde şu tarlayı bırakırlar bir şeye bıraktık derler. Ne derler ona? Bumburis ettik derler. Bumburis. Bumburis ettik yani derler. Öyle küçük karpuzlara bumburis karpuzu derler onlara. Ama tatlıdır onlar da. Onlar da tatlıdır. Niçin tadı değişti karpuzun? Yani o kabak tadı verir hikayesi. Şimdi kabağı aşıdır abi bütün karpuzlar o yüzden. Neden yaptık onu yani? Daha şimdi, çok para kazanacak. Üretimin çoğaltması için. Çünkü yani orada da biraz şey oldu yani adamlar artık inanmaz yani ne bileyim artık herhalde siyasetçilerden de bu. Yine siyasete dönecek. Siyasetçilerin yutmuş olduğu şeylerden de herhalde politikalardan. Onlar da yalana çevir. Yani ne söylesen adama adam inanmaz. Çekirdek eken, çekirdek karpuzun maliyeti biraz düşüktür. Lasan fiyatından dolayı. Onu çekirdek eken. Lasanın daha yüksektir. Adama çekirdek biraz ürünü ve şeyi tonajı daha az olur. Adama diyorsun ki ben gittiğim zaman en azından son 4-5 aydır 5-6 aydır gitmiyorum zaten pazarlara randımanlı olarak. Diyorsun ki adama bu çekirdek karpuzdur. Bu da kabaktır. Bunun fiyatı 1 liradır. Bunun fiyatı 50 vuruştur. Adam inanmaz. Adam inanmaz. Adam çekirdek karpuzu satamadığı için otomatikman döner ona bu da çekirdektir der. Of. Yani inandıramak, halka da inandıramak. Çünkü öyle bir hal oldu. Otomatikman yalancılık evet içimize abi işledi evet, yani. Aynen öyledir abi. Sevgili Recep Tozanlı çok çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Üreticilerimizin tümüyle her şeye rağmen biz devam ediyorsunuz. Abi, her şeye rağmen devam etmeyi sürdürüyorsunuz ve dünyayı güzellik kurtaracak, dünyayı üretim kurtaracak bence. Evet. Bugün her yerde haber varı Elye Ovası'na, Angolem Elye Ovası sınırında çektik. Öyledir, doğrudur değil mi? Evet, Angolem Elye Ovası evet sınırındayız. Çok çok teşekkür ediyoruz sevgili Recep Tozanlı'ya bize zaman ayırdığı için. Biz de teşekkür ederiz. Bazı görüntüleri de alacağız herhalde. Ona da sevgili arkadaşımız, kameraman arkadaşımız, yönetmen arkadaşımız karar verecek. Ama biz buraya her geldiğimizde bütün sorunlara, bütün sıkıntılara rağmen çok mutlu oluyoruz. Çünkü senin gibi üreten insanları görmek bize umut veriyor. Üreten insanlarımızın sayısının artması dileğiyle diyoruz. Ve her yerde haber varı burada noktalıyoruz. Kendinize iyi bakın. Recep Tozanlı'ya tekrar teşekkür ediyoruz. Bütün Elye'ye çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Toplanın be insanlar. Toplanın be, gelin buraya. Bir haber duydum. Vallahi size bir şey anlatacağım. Gelin olan buraya bakalım. Yepyeni bir marka, yepyeni bir yatırım geliyor. Ya azizem geliyor, azizem. Bu azizem sadece memlekettekilerde değil, memlekete gelecek olana da hızmet edecek. Heyecancığım da bundandır. Merak edin biraz. Azizemi de, yatırımcıyı da söyleyeceğim size. Ama şimdi değil. Bu azizem var ya, bu azizem allem gallem edecek ortalığı. Bütün halk, bütün avu Kıbrıs dünyası öğrenecek bu azizemi. Elle Cumhuriyeti de öğrenecek, Angolem de öğrenecek. Seni görünce oynar yüreğim.